Hayat bir sanat. Gerçekten öyle değil mi? Öyle. Bugün Selim ile birlikte, sevgili Selim ile birlikte Sevgi Soysal, Türk hikayeciliğinin anıt isimlerinden biri değil mi? Evet. Yani hem hikayenin hem de bir, bir anlamda romanın da Tamamen öyle. Yani Yenişehir'de bir, Öyle, öyle Vakti, vakti. Evet. ya da Tante Rosa, evet. değil mi? Baktığınız zaman. Şimdi ben Sevgi soysalı şanslıyım. Hı hı. Ankara'da 1974'te TRT'de çalışırken Sevgi soysallı o zaman arkadaş da oldum. Hissettiğim şuydu, yani kitaplarını okumuştum zaten. Böyle kırık bir insandı. Çok doğru bir tespit. Tam. Yani... Belli etmeyen kırıklarda Kendi kırıklığını belli etmeyen kırıklardan değil mi? Ama kırıktı yani bir, bir şey. Yani sanki sevgi eksiği vardı. Sanki alaka eksiği vardı bir şey bir şey eksikti ve o kırıklığını anlatırdı bana sürekli Hı. öyle bir yakınlık da hissetmiştim kendisi çok da güzel bir kadın çok güzel bir kadın hakikaten güzeldi iki tane hayat de doluydu adı. iki tane de Allah başsun kız evet. evladı vardı iki tane kızı vardı bir 1976 yılında kaybettik çok erken kaybettik 40 yaşında sanıyorum evet, evet. yani Şimdi hayatına baktığınız zaman ne kadar fırtınalı bir hayat değil mi? Evet, çok genç yaşından itibaren hep bir fırtına var. Hatta ilk romanı yürümekte en gençlik zamanından esinlenmiş olarak o gençlik yıllarında da hep fırtınalı bir genç kızı olduğunu bize anlatır, dile getirir. E, kadınlar koşu. Evet, Yıldırım bölge Kadınlar... Ama o artık siyasi hayatın içine girdikten sonrası tamam. e, yürümek daha yolun başında yeni yetme bir kız. Yani Fırtına hep dediğiniz gibi var ama iki ayrı insan gibi gelir bana sevgi. Biri dış dünyaya karşı o fırtınalı, hayat dolu ama bir yandan da çok nadir olarak dışa vurduğu, içe kapanık, son derece kendi iç dünyasında var olmaya çalışan birisi. Bana hep anlatmaya çalışıyor. Çok yalnız Her Herhalde, muhakkak. Yani kendisini yalnızlığının simgesi olarak gören bir insandı. Böyle bir şey acı bir yanı vardı yani açıkçası. Valla ben İlhan Berk bir başka değerli edebiyatçımızın, şair İlhan Berkin evinde tanımıştım. Çok gençti o vakit ben de çok gençtim. O gün her haliyle dediğiniz gibi hayat doluydu. Fakat çılgındı diyebilirim. Ama bir kırgınlık vardı. Onu çözememiştim çok çabuk bir yakınlık kuruldu aramızda. O, o, devirde hala mektup yazılabiliyordu. İnsanlar birbirlerine Doğru. mektup... Ben de hiç mektubu yok. Daha cep telefonları çıkmamıştı. Çıkmamıştı. Ne yazık ki hiç kimsenin bende mektubu yok. Geriye kalacak diye, benden sonra ne olacak diye onları taşıyamıyorum ben. Ama zaman zaman sevgilim o mektuplarını, o mektuplaşmamızı yok ettiğim için çok pişmanım. O devirde bana ilk kitabı Tutkulu Perçem'i ben istemiştim. bir tane eski baskımı, baskısı kalmamış. Kendisine olanı imzalayıp göndermişti. O duruyor tabii çok şeyde. Hemen o yıllarda Tanteroza yıllarıydı onlar. Ankara'da Dost dergisinde Tülay Tura Börtecen'in yaptığı kolajlarla o hikayeler yayınlanmaya başlandı. Ya bizim edebiyatımızın sizin de başta belirttiğiniz gibi dönüm noktalarından birisidir Tanterosa. Birbirine bağlı gibi gözüken, her biri müstakil olan ama her birinde yeni bir ufa, ufukla karşımıza çıkan bir dizi hikaye. İroni, baştan aşağı ironi ama baştan aşağıda hüzün. Yani tam kendisi gibi bir şeydi. Tanterosa öğrendiğimize göre e, kendi teyzesinden Alman annesi çünkü Sevgi Soysal'ın kendi teyzesinden esinlenerek yazmış onları. Ama tabii kendi dünya görüşünü ve kendi eğilimlerini de her birinin yansıtmış. Kante Rosa zaten. Rosa teyze. teyze evet. teyze. Şimdi Sevgi Soysal'ın kişiliğini yansıtan bir başka olay var. 1971'in 12 Mart'ında askerler bir muhtıra verdiler. Hükümet evet. devirdiler Demirel Hükümeti'ne. Ve Ankara'da çok sıkı disiplin vardı. İstanbul'da da vardı. Hı. Ama Kızılay'da karşıdan karşıya geçmek yasaktı. Yani yaya geçidi olmayan yerden hı hı. geçmek yasaktı ve geçenlerden 5 lira ceza alınırdı. Sevgi Soysal her sabah... 50 lirayı 5 liralık hı. bozdurur... durmadan geçer ve ceza öderdi. İşte bu da kişiliğine ait büyük bir... Çok enteresan, hiç unutmam. O, bir yani sevgi Soysal orada da çok sevmiştim. Yani o yani o isyankarlık, ne kadar enteresan bir şey değil mi? O isyankarlık ve o gözü peklik... O cesareti göstermek, kaç kişi yapabilir bunu? İşte onun sonucu da zaten o siyasi olayların içerisine girdi zannediyorum. Ve biraz da kadın olmasının getirdiği değişik, yani o vakte kadar Türkiye'deki siyasi eylemlerin dörtü üçünde belki genç çocukların eylemleri vardı. Ve birdenbire sevgi başka bir boyuta gitti. Yeri orası mıydı onu kestirmek imkansız ama çok acı deneyimler çıktı sanıyorum. Baş yapıtı sayılır benim için. Şafak o devrin sağ anlayışına da sol anlayışına da bahsettiğiniz o 12 Mart'ın yarattığına da çok ağır bir cevaptır. Ve en sonunda Roma'nın kahramanı kurtuluşu ancak çingelerin yanında, çingelerin göçebe hayatını arzu etmekte bulur. Ya yani sanki Türkiye değil değil mi? E, ya da çok Türkiye. <laughs> Hayır ama Çingene yanına sığınmak... E, Adana'da sürgünde romanın kahramanı o bir uzun abuk sabuk gecenin sonunda e, ...geçerken geçerken ovadan göçebe Çingene'nin yol aldığını görüyor. Batıda çok vardır bu evet. motif. Evet yani, tabii. Bizim edebiyatımızda çingene meselesi pek, çok var dediğiniz yani, gibi. Çingene motifi bizim edebiyatımızda fazla yok açıkçası. Yoktur evet dediğiniz gibi ama sanıyorum ki onda bir yaşanmış da bir şey var. Yani romanın kahramanı muhakkak ki sevgiden, rahmetli sevgi soysaldan esinlenme bir kahramandı. Sanıyorum böyle bir sabaha karşı şafak onu hissetti, gördü gibi geliyor bana. Yani sevgi soysalda da incelediğiniz zaman birincisi annesi Alman. Evet. İkincisi kendisi Alman kültürünü çok iyi Olağanüstü. özümsemiş. Evet. Yani bizim edebiyatımıza yansıttığı o figürlerde de e, Rosa Rosa evet. teyze de onu görüyorsunuz yani böyle bir şey var. E tabii zaten Tanterose Almanya'da geçiyor. Yani Türkiye edebiyatında o vakte kadar e, mekan olarak Almanya'yı Şahidun alan... Taner'de falan görürüz. Evet. Ancak ama şey bütünüyle Alman bir dünyayı fakat çok ilginç Tanterose'yi siz de okudunuz, ben de okudum. Birçok izleyicimiz de mutlaka okumuştur. Bir yandan da bütünüyle Almanya'da geçmesine rağmen Bütünüyle sanki yerli edebiyat gibi okunsunuz. Yani yerli edebiyatın ürünü olduğunu şiddetle hissedersiniz. Yani ileride acaba Adalet Ağoğulları falan tahlil onlarda da bunlar bulunacak mı? Her birinde muhakkak bir değer bulmak gerekir diye düşünüyorum. Her birinde bir zenginlik getirdiğini düşünüyorum. Ama Tanteroza'nın bizim edebiyatımızın dönüm noktalarından ve bugüne kadar da tek başına kalmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şey var şimdi 1960'lı yıllarda başlayan misafir işçi akımı. Evet. Onun Özellikle. edebiyatı yapıldı tabii. Yani Türklerin Almanya serüvenini. Ama yani Sevgi Soysal o değil. Asla değil. Bambaşka <laughs> bir şey. E sonraki öykü kitapları da ya yani Barış adlı çocuk. Mesela orada da Deli Tank ve Çocuk diye bir hikayesi vardır. Onda da baktığınız vakit haft uzaktan çok uzaktan bir Andersen Doğru. Eser. Fakat Kuzey'e çıkar e, değil mi? E, Fakat bir yandan da sanki bu toprakta hepimizin başından geçmiş bir şey gibi bize yansıtır. Bir yanıyla çok evrensel bir yazardı Sevgi Soysal. Onun büyük bir payı var zannediyorum bunun. Ama Türkiye'deki ideolojik körlükler onu çok mutsuz etmiş. Özellikle ideolojik kamplaşmalar değil mi? Kendisi de zaten Sanıyorum kamp... tabii ki. E, radyo yıllarında da bir takım başına geldi meseleler geldi, suçlamalar şunlar. Ama şunu da düşünüyorum. Bakın sevgiyi kaybedeli, sevgi soysalı kaybedeli çok uzun yıllar oldu maalesef. Ama bugün genç bir okuyucu birçok yazarımızla, ölmüş yazarımızla ilgilenmezken sevginin hala çok yeni bir okuyucusu oluşuyor. O da çok ilgi Çok, çok ilgi. önemli. Kitaplarının yeni basımlarına bakıyorsunuz. Yani hiç değilse her yıl az sayıda olsa bile her yıl yeni basım yapıyor bu kitaplar. Bu çok az yazarımıza nasip olan bir şey. O da bir yerde sevgi Soysal'ın ruhunu herhalde şey diyor. Evet. Kadar, onurlandırmak evet. gibi almamız gerekir. Yeni şehirde bir öyle vakti. Öyle vakti. O ne diyorsunuz? O da çok ilgi çekici bir kitaptı. Benim çok sevdiğim bir romanı o. Kendisinin herhalde alay olsun diye söylediğini düşünüyorum. Onu ...yazarken, hapiste biliyorsunuz, hapiste evet. yazıyor. Diyor ki bir anısında, bir süre bir, bir, bir yazısında... ...bir süre sonra... E, ...romanın... ...sanatsal değeri bile artık hiç ilgilendirmemeye başladı. Sadece hapishanedeki disiplinim... ...kendi disiplinim beni ilgilendirmeye başladı. Ve her gün 8 sayfa yazacağım diye... E, ...karar aldım ve her gün 8 sayfa yazdım, diyor. Yani romanın iyi mi oluyor, kötü Hayır, sadece çalışmak. O zamanı değerlendirmek. Bu da hem acı bir şey hem de aslında belki e, romanda öyle değil. Bence son, son derece başarılı bir romandır. E, ama bir baktığınız vakit yani bir bütünlük taşımasına rağmen konudan konuya bir öykücü tavrıyla atlayan bir romandır. Şimdi beni şeyden, kadınlara bağlayan olaylardan biri bu galiba. Evet. Sevgi Soysa, Adalet Ağ Ağolu tabii. Yani ne kadar güzel görmüşler. Erkeklerin göremeyeceği açıdan görmüşler. Böyle bir yazarlıkta şey yapıyor musunuz? Yani bir kadın yazarlık diye bir vasıf. Var yani. Veya erkek yazarlık diye. Var yani. Var. Bence size katılıyorum. Olmamasına imkan yok. Yani dünyayı da bir atmada baktığımız vakit var. Ama bu olması mı gerekir yoksa yazarlıkta cinsiyet üstü olmak gerekir? İyi yazarlıkta. Şimdi Tolstoy'u nasıl açıklayacaksınız? Anna Karenina e, bir şey yani. Bir çift, Anlayı bu kadar anlamak. Çifte cinsiyetli diye bakıyorum. Evet cinsiyet üstü. Değil mi? Cinsiyet üstü bir şey var orada. Yani karşısında özdeşlik kurmak. Ama bizim edebiyatımızda sizin çok haklı olarak vurguladığınız gibi kadın yazarların ayrı bir duyarlılığı ve ayrı bir yaklaşımları var. Doğru yani bir şey Sevgi soysal baktığım zaman görüyorum. Şimdi e, Ali Özgen Türk, daha doğrusu Işık Öz, Özgen Türk onun ...şey etmişti, Seni Seviyorum Roza'yı... Evet, film evet. almıştı. 1992'de. Evet. Ee, bayağı başarılı bir... E, ...uygulamaydı. Ben ne yazık ki seyretmedim. Ben... ...diyorum ki yani... E, ...Sevgi Soysal'dan konuşmuşken... O, o filmde O filmden bir sahneye bakalım. Bakalım. Hadi gençler şöyle biraz toplanın. Çekiyorum. Hazır. Güzel. Şimdi bir poz daha. Bunu bozmayın. Güzel. Çekiyorum. Tamam. Böyle kalın. Çok iyi. This is she good. They Sevgi Soysal'ı konuşurken, kendi hem kendisini hatırladım, hem de okuduğum kitaplarını hatırladım. Böyle kafkayan bir şeysi var Sevgi Soysal'ın. Evet. Siz de hissettiniz mi onu bilmiyorum. Yok, sizle konuşurken düşündüm. Ben sizin söylemenizden sonra onu fark etmeye başladım. Çünkü insan ilk okumalarında ne algılıyorsa orada ömür boyu kalıyor galiba. Ben Kafka'yı her zaman e, hep böyle trajik bir yazı olarak okudum. Ancak çok sonra, 45-50 yaşından sonra fark ettim ki müthiş ironik. Acayip çok. Acayip dediğiniz gibi. Hatta fark etmedim, üzerine yazılan eserleri okuduktan sonra bunu anlayabildim. O açıdan sevgideki ironiyle e, Kafka'daki arasında bir bağ kurmak elbette mümkün. Yani sevgi soysalı ben mesela metamorfozdaki Samsa gibi düşünüyorum. Hmm. Yani normal hayatını yaşayan bir Türk kadını... birdenbire kendini hapishanede buluyor. Ve çok farklı ortamlarda... ama kimse onun farkında değil. Hmm. Yani onun orada olduğunu kimse farkında değil... hapishanedekiler. E, Samsa da sabah uyanıyor, kendi böcek buluyor. Evet. Ve e, o bulunduğu evin... aslında temel direği... Ama onun yokluğu hiçbir şey değiştirmiyor. Hatta seviniyorlar. Hatta seviniyorlar. En sonunda pikniğe gidiyor kız kardeşi, annesi babası. Yani sevgi Soysal'da böyle bir samsalık buldum. Ne çok dersin? ilginç. Yani çok üzerinde durulması gereken bir şey. Bir defa ironik açıdan yaklaşmaları ikisinin de. Ve o ironiyi dışa çok vurmayarak. Şimdi ceza sömürgesi kaf kadın. Başta başına ben onu müthiş bir şey diye okudum. Felaket. Felaket. Şey. Ama baktığınız nasıl okudum. bir ironi var. Müthiş bir O felaketi yaratan kesime karşı nasıl bir ironiyle yaklaşmış. İlk yasak. okuduğunuzda dehşete düşersiniz. Evet, dehşete düşmüşsünüz. Sonra ikinci okuyuşunuzda evet. söylediğiniz şey bulursunuz. Yani o ceza sömürgesinin evet. patronlarının zavallılığına evet. şaşarsınız. Rezilliklerine, dediğiniz gibi zavallılıklarına. O açıdan baktığımız vakit tabii sevginin de Şafak romanındaki o dönemin yöneticilerine bakış açısı aynı. Şato. Evet Şato evet. Baştan aşağı fuzuli bir dünyanın yansıması. Yok yani böyle bir dünya olsa da olur, olmasa da olur değil mi? Evet. İşin özü o. Şey de ilginç. ikisinin de çok genç yaşta ölmeleri. Yani birisinin kanserden, ötekinin veremden. O da yani Kim bilir böyle bir şey söylermez ama kim bir yaşasalar daha neler yazabileceklerdi. Keşke Sevgi da Milena'ya mektuplar gibi mektupları olsaydı. Bir birine yazdı. Ee, Atila İlhan'a yazdı. Onlar ne oldu bilmiyorum. Atila abiyle o Londra'daki hastalık tedavi döneminde çok mektuplaştılar. Atila abi de ona çok yazdı. Atilla İlhan'ın bazı mektupları yayınlandı sonradan. Sevginin de bazı ama tümü değil. Seçmeler olarak kaldı bunlar. Sevginin ölümünden sonra Atilla İlhan Sanat Olayı Dergisi'nde onları yayınladı. E, i̇ki kızı da Sevginin eserinin devamı için çok çaba harcıyorlar. Bakarsınız bir yerden. Hayır, söylediğiniz olur. gibi bu mektuplar çıkabilir. Çünkü ölümünden sonra yıllar sonra onun gazetelerde kalmış eee bazı yazıları yeniden kitaplaştırıldı. Ölümünden önce başladığı bir roman var. Hoş geldin ölüm. 30 küsur sayfa yazabilmiş. Artık öleceğini bildiği dönemde. Öleceğini bildikten sonra başlamış. Evet başlamış. O da yayınlandı. Geçmişteki bir oyunu bulundu. Hiç sahnelenmemiş. Onu bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim. Bunlar çok iyi. Yani evlatların anneye, babaya bazı edebiyatçılarımızın çocuklarının böyle bir fazla oluyor. Tıpkı Necati'nin kızları gibi, sevginin kızları da ne güzel. çok önemli bir şey. Şeyde ben Milena'yı mektupları okurken çok etkilenmiştim. Yani Kafka'nın duyguları, tabii. tam açıklayamadığı evet. duyguları Milena'ya hitaben yazdığı mektuplar da vardı. Ne diyorsunuz? Yani çok müthiş değil mi o mektuplar? bütün Kafka müthiş geliyor bana. Tabi Milena ile ilişkisi de olağanüstü. Hı. İlk dişanlı Felicity ile de. o da çok etkileyici bir... O içe kamık, kapanıklığın içinde içeride yanan ateşi Kafka'nın. Belki zaten onun için kendini bir Gregor Samsa olarak gördü. Ya da oradan ya ya yansıtabildi. Bilena'yı tabii kaderleri kadının kadiri de çok acı bitiyor biliyorsun. Sonra şeyde öldürülüyor, yok ediliyor. Tabii o Yahudi dünyasında da trajik boyutu var. O korkunç dönemde insanların. Kafka onları tam görmüyor, hiçbirisini görmüyor. Ama Milena ne yazık ki onların içinde tam yok olup yaşamış. Yok olup diyor. Ama yani Kafka kendisi görmese bile Kafka'nın geleceğin hepsini hissetmiş. Edebiyat vasıtasıyla dünyaya şey yaydı o kafkayen evet. dünya müthiş çok. Hepsini hissetmiş yani adım adım insanlığın nereye gittiğini hissetmiş. Yani çok değerli bir yazar ve Sevgi Soysal'da da ben Sevgi Soysal'ı çok sevdiğim için. Karşılıklı. Hep böyle kafkayen bir dünyanın Türkiye'deki simgelerinden biri gibi olarak gördüm. Sevginin Brehte de bir hayranlığı vardı. Zaten tek çevirisi Brecht'tendir. E bir de e, bu ilk hastalığın, yani ilk ameliyattan sonra bir dönem iyi tekerrür etmemişti kanser. O dönemde e, Brecht'in bütün eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi için e, bir komisyon kurmuştu. Bir yayın eviyle birlikte. E, Ahmet Cemal de o komisyondaydı, o da rahmetli artık. E, dediğiniz gibi herhalde hepimiz hayran olmuşuz. Sevgi Ankara'ya gidip Sevgi ile tanışmıştı. Dönüşte anlata anlata... bitirememişti sevgiyi. Neyse bereket e, Kafka 1924'te ölmüş. Evet. Yani Almanya'da Hitler'in evet, ayak sesler evet. duyulduğu yıl. Evet. Ama Almanya'yı ile geçirdiği yıl değil. Söylediğiniz gibi Milena onu, o, çok... onu yaşayan Milena ve milyonlarca insan sonra. Evet. Diyorum ki Sevgi soysalla beraber el ele tutuşalım, Moskova'ya gidelim. Müthiş bir sopran, Anna Netrebko. Evet. Müthiş bir bas, Kvartovski. Moskova Geceler'i yani birlikte dinleyelim. Çok güzel olur.